Sevgili yurttaşlarım, sizler de biliyorsunuz Türkiye'nin gündemine, Türkiye'nin en büyük sorunu olan sığınmacılar meselesini Zafer Partisi getirdi. Zafer Partisi kurulmadan önce hiçbir düzen partisi Türk halkının bu en büyük derdini konuşmuyor. Biz bunu yoğun bir şekilde gündeme getirdik, anlattık, bütün boyutlarını ortaya koyduk. Nasıl nüfus artışının Türkiye'nin demografik dengelerini değiştirdiğini, bunun Türkiye'nin önüne nasıl büyük sıkıntılar çıkartacağını, Türkiye'nin bir iç savaş sosyolojisine sürüklenmek istediğini, amacın Büyük Kürdistan kurmak için Irak ve Suriye iç savaşlarından sonra Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak olduğunu anlattık. Birçok yurttaşımız bunu anladı ve gerçekten Zafer Partisi öyle bir ortam ortaya çıkarttı ki anlattıklarıyla vatandaşın tepkisini dile getirerek neredeyse Türk toplumunun %90'ı hadi Zafer Partisi doğru söylüyor, insanlar vatanlarına dönsünler, yeter artık noktasına geldi. Ama yine aynı insanlar şunu da söylüyorlar. Ya Zafer Partisi başka bir şey söylemeyecek mi? Mesele sadece sığınmacılar mı? Mesela ekonomi konusunda ne düşünüyorsunuz? Doğru, bakın. Bizim sadece sığınmacıların vatanlarına dönmesi projemiz yok. Anadolu Kalesi projesinden bahsediyorum. Yani tarihin en hızlı ve en büyük geriye göç projesi Anadolu Kalesi projesi. Aynı zamanda yeni göçleri de engelleyecek proje. Fakat biz bundan bahsederken de ekonomiden bahsediyoruz. Bakın 2022 sonuna kadar 144.8 milyar dolar harcadık. Yılda 11 milyar dolar harcıyoruz Suriyelilere. Her Türk vatandaşının cebinden evet bugün itibariyle 1700 dolar çıktı. Şimdi bir an düşünün bu videoyu izlerken. Anneniz 1700 dolar ödedi, babanız 1700 dolar ödedi. Dedeniz, kardeşleriniz, halılarınız 1700 dolar ödediniz. Siz de 1700 dolar ödediniz. Çarpın şimdi 1700 doları bugünkü Türk lirasıyla ne kadar para ödediğinizi göreceksiniz. Siz aspirin almaya gidiyorsunuz. 2 lira eksik olursa alamıyorsunuz ama Suriyeli bedava alıyor çünkü parasını siz ödüyorsunuz. Sadece 150 milyar dolar mı yani 2023 Mart ayı itibariyle harcadığımız para? Hayır. Bakın 72 milyar dolar da insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine yardım ediyorlar. Biz bunları durduracağız. Bu paralar Türk halkının cebinde kalacak. Aslında biz ekonomi konuşuyoruz. Sığınmacılar gidince, kaçaklar gidince, 13 milyon insan vatanlarına dönünce kiralar düşecek mi? Evet düşecek. Onlar Türkiye'den ayrılınca sebze fiyatları, gıda fiyatları, ekmek fiyatı, et fiyatı bunlar düşecek mi? Evet onlar da düşecek. Her şeyde büyük bir ucuzlama olacak. Onun için sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi ekonomik kalkınma, ekonomik krizden çıkış için ilk adım. Ama bekleyin, sırada ekonomiyle ilgili başka çok projemiz var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.